Has Haber'in yeni bölümünden herkese merhaba arkadaşlar. Evet, sabah oldu. İhtiyaçlar karşılanıyor. Çünkü birazdan Elvan işe gidecek. Şahin de çocuğa baktı, biraz oturdu. Çocuk aslında bence sen burada otursan da çocuğun yanı başında televizyon izliyordun. Gayet de iyi doldurmuşsun. Çocuk zırıldadığı an hemen müdahale et. İnşallah biz işe gidene kadar zırıldamaz. Çünkü yoksa Elvan ilgilenmek zorunda kalır. Nihayet Elvan için şimdi join vakti. Evet, şimdi ne diyorsun sen bize? Yemen şey demiş, polis database ile başla demiş işe. Hemen başlayalım. Bu egzersizi geçiyorum, bir saat boyunca gerçekten bize büyük bir zaman kaybı olur. Sen bize böyle en yakın bilgisayar bu. Polis database demek istiyorum buradan hemen. Şöyle hızlandırayım da süreyi. Bunun work kartı yok sanırım şu an. Hadi biriniz bilgisayarı boşaltabilir mi? İşim gücüm var benim. Evet, öyle seslendim. O da bize boşalttı. Sonra şey diyeceğiz. Issue ABP diyeceğiz. Yani All Points Bulletin diyormuş. Tamam, gidiyorum. Bu olmadı ama neden olmadı? Boşuna kürek mi çekiyoruz acaba? Evet, güzel bir kriminal müzik eşliğinde geldik. Yine hemen şuradan ben bakmak istiyorum. Yine mi kırmızı saçlı? Yine mi pantolon giyiyor? Yine mi erkek? Bu mu yani? İyi de burası neresi ya? İşte tamam, geldi yine. Yine bizim Erwin geldi. Azkaban Suspect diyeceğim. Yeni bir şeyler öğrenebilirim. Seni de sorgulamak istiyorum. Yeni bir şeyler öğrenebilirim belki. Buraya gelelim bir de, ne yapalım? Üst kata çıkacağız herhalde. Herkes üst katta mı? Ne kadar kocaman bir yer. Aa, gel gel. Olay burada. Olay burada. Askabout. Askabout. Hadi sorgula kızım. Zaman bizim aleyhimize işliyor. Hadi ona da sor. Bakıyorum. Hadi baktım. Yani bir tek pantolonun sensin Erwin. Maalesef seni tutuklamak zorundayım. Ben de anlamadım. Bu işe hep sen çıkıyorsun karşımıza ama. Gökçü dükkanı misali geri döndük biz şimdi. Ha, bir şey diyorsun. Taktuş şef diyorsun. Şefe geliyorum. Bohir diyorum hızlı bir şekilde. Benim şefim burada çünkü. Bak, polis şef. Şef. Evet şef, ne yapıyoruz? Discuss case theory mi diyoruz seninle? Diyelim bakalım hadi. Hadi bakalım, şefle talk diyeceğim ama. Buradan more choice diyeyim. Small talk diyeyim. Bak, talk to chef diyor. Evet, o da oldu. Database. Hadi bakayım koşum. Sen az önce yapamamıştık. Şimdi yapalım. Police database. Brawl. Yoksa değil mi? Tamam, o. Siz şimdi sohbet edersiniz. Bakın, burası bitmeli şu 5 saat içerisinde. Ya bu suspect bulu gerçekten beni sıktı. Yapamayacağım onu. Şimdi bu şeyden mugshot diyor. Şey yap diyor. Kimi alalım? Erwin'i alalım. Erwin'e taktık kafayı. Bak, bilgisayarı bozduk. Ay, ne kutubet insanız. Elimizde hayır yok, görüyor musun? Bilgisayarı bozduk. Hadi bakalım. Erwin, seni bir tutuklayamadık be. Vallahi. Seni bir kodese koyamadık şuraya. Burası altın kodesi olsa gerek. Çünkü renge baksanıza. Sonra diskus diyor. Cowork. Sen coworksun değil mi? Case theory ismi. Evet, tamam. Hemen. Hemen konuşuyorum. Oh. Sonra Booking Station'dan böyle yine search suspect Erwin diyorum. Dedim. Erwin, nereye gidiyorsun yavrum? Arayacağım seni bir. Hadi bu da böyle fışıklaşırsa şu da bence tamamlanır. Geri kalanı salla gitsin. Evet, oldu. Bence şimdi şeyiz. Yani okeyiz. Bu on patrol deme gerek yok. Bu bilgisayarı size tamir edebilirim istiyorsanız ama tamir edemiyormuşum. Öyle bir yetki alanımız yokmuş. Hungry'miz biz. Acıkmışız. Burada mutfak var mı? Şurada bir şeyler var aslında. Bir şeyler yiyebilirim. Make a wedding cake yapabiliyormuşum buradan. Bay Sinek diyeyim. Sandviç alayım mı bir 11 simelyona? Bakayım.
Bir şeyler yesin boğazından. Yesin. Çünkü daha 6'ya kadar 2 saati var yani, değil mi? Kaç saatimiz var? Ne oldu? Aa! Aa! Aa, iş arkadaşımız bizlere veda ediyor ya burada. Biliyor musun? Kimsenin de umurunda değil bak. Caroline Nigata nalları dikti yani şu an. Aa. Acı kaybımız. Polis departmanımızda bir şey. Şu an acı kayıp yaşıyoruz, görüyor musun? Bak bak bak, geldi, görüyor musun bizim kara melek? Yolumdan çekildim de şöyle geçeyim der gibi yani. Sen kızım nereden çıktın? Üniversitede değil misin sen? Vay anasına, biraz hızlandırabilir miyiz süreyi? Şimdi bak, personellerin morali bozuldu. O morali düzeltmek için bizim şefin bize 15 gün vacation vermesi lazım. Bir şeyler dedi ama o şeyler dedi yani. Sen de burada tıkındın. Aşağıda insanlar ağlaşsın. Sen de oturduğun yerde yemek ye. Hayat sana güzel vallahi. Neyse, zaten ne kaldı ki şunun şurası? 21 dakikası var. Bakayım ben de burada biraz ağlamaları izleyeyim. Bunu böyle şey yapabiliyor muyuz? Evet, yapabiliyoruz aslında. Gönderebiliriz. Liv sugar falan filan. Neyse. Ne oldu? End shift. Ay, bize terfi merfi vermedi ama bir tane vacation day verdi. Neye göre verdi? Kime göre, neye göre verdi? Neyse, evimize gidelim o zaman. Evet, evime geldim. Maşallah, uykusuzluktan ölüşüyorum şu an. Ama uyumadan önce evi süpürmemiz lazım. Baksana. Ev, yani tavşanlar basmış eve. Ne yapıyorsun çocuğum sen? Sen de burada oturuyorsun, telefonu ne yapıyorsun öyle ya? Ne yapıyorsunuz siz? Hayat size güzel vallahi. Ev kuşu oldunuz. Ne yaptın? Altını mı pislettin sen? Yo, şey yapmaması. Hadi gel, sen bir age up ol bakayım. Biraz bir büyü. Biraz büyüsün çocuğumuz, değil mi? Yani bir toddler modları olsun. Çocuğun büyümesini böyle mi izliyorsun yani, gülerek kahkaha atarak? Hadi bakayım şimdi. Bir de fotoğraf da çekiyor, görüyor musun? Solucan mı? Yok canım ya. Bize böyle gülen bir yüz lazım. Nasıl olsa bu bizim için o kadar önemli değil. Çocuğumuz sarışın doğdu yine. Anası gibi. Ve beyaz tenli doğdu gibi sanki. Yok, iyice annesine mi benzedi? Ne oldu bu? Bunu seçebiliyor muyuz artık? Sanırım artık bir şeyleriyle ilgileşebiliyoruz, değil mi? Henüz şey yapamıyoruz. Bak, level yeteneği yok. Aa kız, sen de mi şey anan gibi büyücü olacaksın? Olmaz, seni düzeltirim. Zaten onun da bir işe yaramadı. Babasından gelen bir özellik ama kullanmadı yani. Tamam, hadi şimdi böyle bir sleep'tesin anne, biraz yorgun. Biz de seni şey yapalım. Back carrier nerede? Nereye koyacağız onu? Ha, sırt taşıyıcısına koyacağız ya. Aman. Bunu kullanamıyorum artık. Neden? Ha, bak, carrier diyor. Çocuk kucakta oturuyor yanında. Bir enteresan oldu bu da. Allah Allah. Çözemedim ben vallahi bu bebek bakma olayını. Şey yapalım o zaman. Yani bir tane yatak alalım. Ne yapalım? Bunu böyle şey edelim. Şuradan bir kaldırıp atalım. Inventörümüzde dursun. Mecbur yukarısı. Ay, artık yukarıya da yukarıya çık. İn çık in, bir şeyler olacak ama. Bu oda çalışma odası gibi. Yukarısı çok karanlık be. Valla bu yataklardan birinde çocuğun yatması lazım ama. Yukarıyı benim düzenlemem lazım baştan aslında. Ben size öyle söyleyeyim. Yani şöyle yapalım mı, biraz bir şöyle bakın. Şöyle yapalım. Yukarısı tamamen yeşil olsun böyle. Nasıl olsa çünkü şey olacak yani yeşil jenerasyona hazırlanıyoruz ya. Yeşil jenerasyonun berisi ne acaba? Yeşil renkte ne beri var? Çok merak ettim şu an. Genelde ben hani renge göre bir şeyler uydurup koyuyorum. Onu da bulacağım. Bu ahşap rengini istemiyorum. Buradaki bak, bu güzel renk. Bunu aşağıyla biri olsun böyle. Heh. Böyle. Buradaki tahtalar olmasın. Bu kitaplık da olmasın.
Bakın burada aydınlatma var ama şurada bir tane küçük, bir de burada. Hiçbir işe yaramıyor. Halbuki en güzel aydınlatmalar, yani ben seçiyorum aydınlatma. Aydınlatmada iyiyim bak. Aydınlatıyorum dünyayı bak. Hop. Nasıl güzel oldu böyle. Seçtim. Bunun da yeşil tonları vardır muhakkak. İşte var. Gördünüz mü? Senin var mı yeşil tonların? Olmasa daha iyiymiş gibi bir şey. Neyse, bu renkte kalabilirsin sen de. Buraya da bak mesela böyle koymuş ama buna gerek yok. İki tane ne yani öyle. Çok görgüsüzce. Şimdi buraya bir tane bir yatağı bundan alabiliriz mesela bak. Bundan aldım. Mesela bunu böyle ortalayalım. Bunu böyle koyalım. Bence buraya güzel bir de böyle perde koyabiliriz. Yeşili varsa. Az önce olmuştun ama. Öyle mi olacaksın? İyi hadi öyle ol. Çift renklin yok mu senin? Var ama kötüymüşsün be. Tamam, o renk kalıversen daha iyi. Tamam. Bence kafidir burada çocuğu yatırmak için. Şuraya bak. Bunun burada ne işi var? Bunun burada ne işi var? Bu Zeynep de Sleep Here diyorum hemen hızlıca. Bakalım. Sonra bunu clean up diyeceksin tabii ki. Hadi o kızımız uyur orada. Uykusu var. Aa, çok uykusu varmış. Nasıl müdahale ettim uyuması için? Nasıl müdahale ettim uyuması için? Çok profesyonel, görüyor musun? Biraz da öpüşelim, şöyle bed story falan anlatalım ona. Ama hep uyudu zaten, anlatmaya gerek yokmuş. Tamam hadi gel bakalım aşağıya, şöyle indirelim. Senin de hiçbir şeye ihtiyacın yok yani maşallah. Ev kuşu oldun ya, yetiyor sana. Hareketsiz kalınca böyle oldu. Bari yukarıya bir tane de böyle bir spor bir şey koyalım da adam bir zayıflasın, iyice göt göbeğe karıştı yani. Kızım sen de bu saatte uyu dedik ama yani uyuma kadardı. Kendini kaptırma. Bak dolapta bir şeyler kokuşmuş. Artık dolapta bir şeyler kokuşmasına gerek yok. Cook desek. Şöyle serve breakfast mı desek. Serve dinner desek. Yapsam bir şeyler şöyle hızlıca. Biz artık seninle şöyle şey yeteneğimizi tavana yaptıralım ya. Komedi yeteneğimiz tavan olsun. Yap yemeği bakayım çok hızlı bir şekilde. İşe nasıl gideceğim? Aa, sen excellent olmuşsun. Bu da tamamlanmış. Bu ne ki acaba? 3 cases nasıl yaptık biz onu? Çok enteresan. Sen şimdi o zaman Friday işe gittiğinde terfi alırsın bize. Aa, bir de kalma. Her iş günü bizim için çok uzun bir kayıt oluyor. Onu kaldırabilecek miyiz ki? Yoksa bir sonraki bölümden mi devam etsek? Bilemedim ki şu an. Videomuz 14 dakika olmuş bile. Bir de 12 saati var. O zaman şöyle yapalım. Yani nasıl olsa bu geceyi böyle birlikte tamamlayalım. Sen ne yiyeceksin mi yemek? Aç mısın? Hadi gel sen de ye. Yeme. Niye yiyeceğim? Dolaba atıyorum. Sen yat uyu mesela. Ben şeyi merak ediyorum. Şimdi kızımızın hayat ağacına bakmak istiyorum. Bak baba olarak göstermiyor onu, gördün mü? Mağdur olarak sadece annesi var Zeynep'in. Aa çok kötü oldu. Babadan hiçbir şekilde faydalanamıyoruz. Ya bu üzdü beni açıkçası. Bebek olayı demek ki babadan olmadı. Neyse öyle olsun. Değişik renk. Tek düzelikten kurtarıyoruz bari böylelikle. Ama yani çocuğum neden? Neden? Burada neye bakacağız? More choice. Change outfit diyor. Baby care diyor. Yani buradan her şeyine baksa ya bunu. Bir kere de yok muydu? Öyle her check infant işte ya. Check dediğimiz zaman her şeyle ilgileniyordu. Öyle bir şey vardı bunun yani. Ben nasıl hatırlayamadım ki? Sen yattın. Güzel. Ne yaptın? Hikaye falan mı anlatıyorsun? Anlat anlat. Uyudu galiba yeniden. Yok uyumamış. İlgilen tabii ki onunla biraz. Sen babasısın onun. Ya. Sonra da bunu da atmak lazım. Inventory ne? Allah Allah, inventory'in şeyi doldu yani. Bebek bezi doldu senin.
Yağmur. Evet. Hop, onu da aldık, attık inventory'ye. Onu kaldığı yerden devam mı ediyor ilgilenmeye? İyi bakalım, hadi o kaldığı yerden devam etsin. Biz de bir sonraki bölümde yeni iş gününde görüşelim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olup beni destek her sevinirim. Kendinize iyi bakın. Bay bay.